hak vermiyorsunuz ama anlıyorsunuz. Ben edebiyatın da zaten bu anlama derdiyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani sınırları bilmek mümkün değil ama işte bu araştırmalar da o sınırları keşfetmek için yapılan şeyler zannediyorum ki. John Milton'ın lafı var, denenmemiş bir erdem, erdem değildir. Evet. Yani hani bu yakınlarda da Paradise Lost basılmış, ben şoka girdim. Yani demek ki o çok ünlü bir şey, hem de destek yayınları galiba. Hı hı. Yani böyle bir cesur bir adım atmışlar. Yani çok özel bir metin o çünkü. Yani Kayıp Cennet, John Milton. Keşke biz bahsettik ama. Yani demek ki böyle değişik talepler, bu böyle bir şeyler ben oluyor ki toplumda. Ben ilginç bir hikaye anlatayım. Hem hanımefendinin sorusuyla biraz neşelenelim onunla ilgili. Başka bir yayın evi, henüz Doğan Kitap'a gelmeden önce İzmir Kitap Fuarı'na bir transfer teklifinde bulmuşlardı ama normalde hani hayat görüşlerimizin pek de uymadığı bir yayın evi ama hani çok ciddi bir teklifti. Ben de ne söyleyeceklerini merak ettim gerçekten. Dediler ki hani işte gençler sizi okuyor, şöyle böyle rol model olabilirsiniz. Bizim size işte ilk baskı 30 bin şöyle böyle falan. Ama Güne Bakan Üçlemesi için konuşuyoruz. Dediler ki bu karakterler sevişiyor fakat. Bunu dediler ikinci baskıda çıkarmamız lazım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yani? Dedi ki bu gençlere kötü örnek olur efendim. Sevişme sahnesini çıkaracağız. Ben hani çok gayri ihtiyacım. Siz sevişmiyor musunuz yani? Hani nasıl çıkarabiliriz bunu? Yemiş o teklifi öyle vermiştim. Mesela edebiyat dünyasının bazen de hani yazarlara da böyle tavırlar olabilir. Çeviri değil, yazardan bile değişiklik isteyebiliyor. O yüzden her zaman işte görev okura düşüyor diye düşünüyorum. Hem yazar seçerken hem yayın evi seçerken işte duruşu olan yazarlara belki biraz sevişmesiz kitap arayanlar oraya gitsin, sevişmeler arayanlar. Tuna Bey, peki sizin hani anlattınız da 18 yaşında bu Atol, Benjamin. Daha önce sizin bu aşkınız nasıl içinize düştü, şiir yazma şeyi, ilk başlangıç mı? Yazma. Yani ya da onu fark etmedi. Rahmetli babam işte şiir meraklısıydı. Hayatının sonuna kadar da gizli gizli şiir yazmayı sürdürdü. Yayınlatmayı düşünmedi hiçbir zaman bir yerde. Sadece okuyup yazıyor olmak kendisine yetiyordu. Bir mutsuzluğu vardı kendisine göre hayatla ilgili. Onunla başa çıkabilmek için şiir yazıyordu. Bizim evde aferin almanın kolay yoluydu aslında şiire benzeyen şeyler yazmak. Bir de ben küçükken 70'li yıllarda çok elektrik kesilirdi Türkiye'de. Yaşı yeterini hatırlar. Bulgaristan'dan elektrik aldığımız zamanlar çat diye elektrik bir gider saat 8'de sabaha kadar yok. İşte mum ışığında falan oturduk. Biz yaramazlık yapmayalım diye de babam bize şiir okurdu. Hatta hayatta ilk bayıldığım şiir Yahya Kemal'in şeyidir işte. Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, acıktım, bulduğum yerde bir erik kaptı, bir ala geyik kaçtı ormana falan diye böyle bin atlı akınlarda çocuklar gibi şey, böyle Türkçü ve milliyetçi şiirlerle elektrikler girene kadar kendimden geçer. Böyle eğlenirdim, ne yapalım, sosyal medya yok, cep telefonu yok. Geçen gün çocuğumun okuluna gittim şey yapmaya, 7. 8. sınıflara işte edebiyat ve gençler falan diye konuşma yapıyor. Biliyor musunuz dedim, ben başka bir gezegenden geliyorum. Aa, hangi gezegen falan diye dedim, 20. yüzyıl. Çok güzel. 20. yüzyıl gezegeninde doğdum. Dedim, düşünebiliyor musunuz? Ben ilk defa e-mail attığımda kaç yaşındaydım? 27 dedim. Aa, ilk cepte bak değil mi? 27 yaşına kadar e-mail yapmış bir insan herhalde biliyor musunuz? Kaç yaşındasınız? 11. 11 yaşındasınız. İlk cep telefonum olduğunda 27 yaşındaydım falan böyle. Başka bir gezegendi 20. yüzyıl gerçekten de. O gezegenin kendi gerçekleri vardı. Ben gazeteci olmak istiyordum küçükken. Böyle evde babamın daktilosuyla gazete hazırlardım. Gazetelerden kestiğim resimleri ukuyla boşluklara yapıştırdım. Sonra fotokopi çekerdim. Logosunu falan da kendim hazırlardım. Aile üyelerini zorla satardım ondan sonra. Fakat mizampaş konusunda beceriksizliğim vardı. Mesela şöyle bir yer boş kalıyordu yazıyla şey arasında. Ne yapayım, ne yapayım derken aklıma oraları da dörtlükler uydurarak kapatma fikri geldi. O zamanın posta fikri o zaman atılmış demek. Kendisi şahidi oldu. Sıçrayı buldu. Dedim ama boşluk ne kadar büyükse o kadar şiir yazıyorum. Yani iki satırlık varsa iki satırlık, sekiz satırlık varsa iki dörtlük falan. Satıyorum aile üyelerine falan. Sonra üzülerek gördüm ki o şiirler gazeteden daha çok beğeniliyor. Hatta gazete hiç beğenilmiyor.
sinirlendim. Fakat şiir, bunu gerçekten sen mi yazdın, Allah Allah falan gibi tepkiler almaya başladım. İlk gazetecilik alanında hayatım boyunca yaşayacağım bütün bu başarısızlıkları, şiir konusundaki başarılarımın da ilki orada atılmıştı aslında. Sonra da şiirle kendimi ifade etmek çok matrak bir şey gibi geldi bana. Yani hep öyle bir sözün büyüsünden etkilenmişim küçüklüğümden beri zannediyorum. Ve elime enstrüman geçtiği zaman da bunu şarkı sözü haline ifade etmek de çok hoş geldi. Ama şiir yazmayı da bir taraftan bırakmadım. Çünkü dediğim gibi şiir ve şarkı sözleri aslında zannedildiği kadar da birbirine yakın iki şey değil. Çok farklı iki çaba. Ama birbirini besleyebiliyordu. Yani şiir biliyor olmak şarkı sözü yazarını yüzeysel olmaktan kurtarıyor. Müzik bilmek de şiir yazarını takır tukur yazmaktan kurtarıyor. Çünkü hiç olmazsa bir ahenk içerisine girmiş oluyorsunuz. Benim yüzüm oldu ama. Süremiz de değil. Tamam. Kaptadık gidiyoruz şu an. Gayet. 1,5 saat. Başka soru varsa soru varsa tabii ki alalım. Ben Tuna Bey'den az çok cevabını aldım ama siz hala oyalıyorsunuz gibi geldi. Sizin cevabınızı alamadım. Şöyle zannetmeyin. Şöyle tabii ki yani felsefe şiirden bahsettiğim için mesela bazı dizeler üzerinde çok uzun uzun düşündüm. İşte biraz önce mesela Elif'e okudum. O da benim gibi. O kadar düşündüm. Bir Edip Cansever dizesi mesela. Sanki ben upuzun bir hikaye en okunmadık yerlerimle. Mesela al otur bir roman yaz üzerine. O yüzden şiirleri bu gözle okumayı çok seviyorum. İşte Neruda'nın bir sözü vardır. Seni sevdiğimi anlayacaksın sevmediğim zaman. Çok yani bunlar gerçekten adam roman yazdıracak dizeler. O yüzden bir oyuna şiiri bir tarafa koyuyorum. Bir de benim yazar olmaya karar vermemi sağlayan bir kitap var. Üniversite 3. sınıftayken okudum. Bir daha da gün yüzü görmedim zaten o kitaptan sonra. Nietzsche Ağladığında Irving Yalom'un kitabıydı. Kitabı okuduktan sonra 3 gün kendi kendime mektuplar yazıp ağlayıp falan böyle bir büyük bir değişim geçirmiştim sahiden. Ve ilk kez bir yazarın ve bir kitabın bir insanı değiştirebileceğini fark ettiğim kitaptı. Ondan sonra ikincisi de Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim kitabıdır. Sonra tabii ki kendimde fark ettim ki ben içinde felsefe tadı olan romanları seviyorum. Psikoloji çözümlemeler ama mutlaka bir yerinde bir felsefe olması gerekiyor. İşte Irish Murdoch gibi belki olabilir. Kendi şu an edebiyatımda gelmeye çalıştığım taraf da bu son romanda biraz daha yaklaştım gibi geliyor bana mesela oraya. Hakikaten bir felsefi tat, bir hayat görüşü. İşte o evrenin içinden dediğimiz küçücük bir belki bilgi ya da ilham olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun dışında iki tane çocuk romanım var. Sana da burada önermiş olayım. Medusa'nın Pusulası ve Zehirli Hayal. Geçen sene sadece 3000 çocukla etkinlik yaptım. O yüzden aslında en büyük ilhamı ve en büyük felsefenin kaynağının da çocuklarda olduğunu düşünüyorum ki kitap zaten Schopenhauer'ın bir sözüyle başlar. Her dahi bir çocuktur. Her çocuk bir dahidir diye. Hakikaten de buna gönülden inanıyorum zaten öyle olduğunu. O yüzden çocukların işte bu sohbetlerinde onlardan edindiğim o felsefik görüşü birçok insanla bulamıyorum inanın ki. Böyle değişik alanlarda felsefi beslenmeler var. Bir de yazacağım romana göre biraz değişiyor. Yani bir romanın konusu oluyor benim için ve o zaman ona dair düşünmüş kim varsa onların bütün kitaplarını o alanda yazılmış okuyup öyle hazırlanıyorum yazacağım romana. Hem yazılmış bir şeyi tekrar yazmamak için hem de o alanda sahiden masa başına oturduğum zaman derin bir bilgiye sahip olmak için. Teşekkür ederim. Ben bir şey tamamlamayı unuttum, bunu fark ettim de sizin sorunuzla ilgili. Işık okullarının felsefe öğretmeninin bir daveti üzerine gittim. Benim bir dizenden yola çıkarak bir toplantı yapmak istemişler. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Bu işte yeni şiir kitabının da adı bu olacak, çıkacak olan. Bu çok ilginç bir söz benim için. 5 yıl önce gezi eylemleri esnasında bulup Twitter'a yazdığım bir sözdü benim. Öyle bir an aklıma geldi, yazdım. Ondan sonra ummadığım tepkiler aldım. Şimdi sosyal medyada baktığınız zaman çok ilginç bir macerası var sözün. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır İbn-i Arabi. İslamcılar bu sözü, İslamcılar da demeyin. Onlar çünkü siyaset, yani muhafazakar arkadaşlar bu sözü çok seviyorlar. Ama benim demiş olmamı istemiyorlar sözü. Yani bunu
İbni Akbar diye bir imza ile çıkıyor. Mesela İbni Akbar kim bulamadım ben. Ben miyim acaba? Tuna Bey bir Victor Hugo olarak dolaşıyor. Nasıl? Victor Hugo olarak. Onu da diyecektim ben. Şeyde de, seküler kesimde de Victor Hugo. En güzel direniş kalbi demiş tutmaktır Victor Hugo. Sonra ben bunun bir şiirini yazdım. Vecizeler şiiriyle başlıyor zaten şiir kitabı. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır dedi. İçinde hiç kimsenin bozamayacağı bir sessizlik var. O senin mutluluğun. İbni Arabi'nin ya da Victor Hugo'ya ait olduğunu söyleyeceklerdi bu sözleri. Aslında içimdeki konuşuyordu. Hiçbir zaman tanımadığım o yabancı diye. Yani ben de tanımıyorum onu söyleyebilirim. Yani kimin söylediğini bilmiyorum ama içinde olduğunu biliyorum o kişinin. Bütün hayatım boyunca onu söyleyen kişinin kim olduğunu arıyorum zaten. Yani Victor abi değil. İbni Arabi de değil de bunlar da ne pis adamlarmış. Benim lafıma sahip çıkmaya çalışıyorlar. Koskoca Victor Hugo olmuşum. Ben de bana sözünü orada şey yapmaya çalışıyorsun yani. Öyle çok matrak yani bir sürü şeysi var, versiyonu var. O vecizeler diye böyle bir ironik şiire yol açtı bende. Dedik ondan sonra bunu da şey yapalım. Ama bu bir ahlaki önerme olarak da ele alınabilir esasında. Demiş ya Nazif Bey, detay kararmasın sorunu benim aklımdaki cevahir diye. Bu aslında naifliğin korunması gerektiğiyle ilgili olan bir şey. Çünkü hayat tam tersine bizi devamlı zorluyor. Ve eğer kalbi temiz tutmayı başaramazsak, hangi dünya görüşünden olursak olalım, kimseye ya da dünyaya hayrımız olmayacağını düşünüyorum ben. Evet, dünya görüşüm sosyalizme meyilliyim. Yani sosyalist olarak kendimi görüyorum ama bir maneviyat sorunu içerisinde olduğumuzu da düşünüyorum bir taraftan. Yani maneviyatın da, maneviyat kavramının sadece belli bir siyasi düşüncenin tek eline bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günümüzde çok fazla maddileşti her şey. Çok fazla paraya endekslendi ve çok fazla hızlandı aynı zamanda. Her gün dünyanın etrafını 5-10 kere turlayan bir küresel sermaye var. Biz de onun peşinden koşalım istiyorlar. Koşuyoruz biz de. Ama Gülşah'ın çok sevdiği Gülten Akın'ın dediği gibi kimsenin zamanı yoktur bildiği şeyleri anlamaya. Ki Gülten Akın bunu söylediğinde daha da yavaş bir şey yani. Şimdi ondan da çok daha hızlı. Yani tarih kehanet. Kehanet, evet. Yani bu bir maneviyat sorununa yol açıyor bizi. Yani gerçekten içimizde bir boşluk doğuyor ve o boşluğu da nasıl dolduracağımızı şaşırıyoruz. İşte bu benim yani şiirsel aslında felsefe dünyamı bunlar oluşturuyorlar diyebilirim. Burada da sanat araya gidecek yani. Evet, sanatın bence bir işe yarayacaksa buna yaramalı diye düşünüyorum ben zaten. Yani o içimizdeki boşluğu en azından doldurabilmek için. Biz 20. yüzyıl jenerasyonu buna iyi kötü ucundan değildik. Yani sanatın kıymetine değdik. Esas sorun burada aslında yeni nesili. Görsel dünyanın evet. içindeki yeni nesili oraya ısındırmak mı? Onlar ısınmaya çok meyilliler aslında. Meyilliler yani. Mi? Düşündüğümüz gibi mi? Gençler çok, çok etkinlik yapıyorum bu anlamda. Yani daha çok gerçi hani çocuk denilecek yaştaki 9 ve 13 yaş grubu aralarında etkinlikler yapıyor. Ama konservatörü okuyorlar. Yani mesela hiçbir klasiği benim kızım da işte 11 yaşında var. Hani şöyle ama klasik okumaları beklemek doğru mu? Yok, klasik de yani böyle bizim o yaşlarda okuyabileceğimiz şeyleri okuyamıyorlar. Çünkü çok hızlı şeye alışıklar, görselliğe alışıklar. Ama onu veremiyoruz. Tarzı değiştirmek lazım. Yani şu an değişen koşulları reddedemeyeceğimize göre bu koşullara uyacak bir şekilde onlara yaklaşırsak zaten okuyorlar. Bugün ben Okan Koleji'ndeydim mesela Medusa'nın pusulası ile ilgili olarak. Öğretmenler dedi ki bu yaş grubu en zor yaş ama kitap mitolojik tanrıları ve Medusa efsanesini anlattığı için çocuklar bir piyes kendileri hazırlamışlar, bir sunum hazırlamışlar öğretmenlerinden hiç yardım almadan, Olimpos tanrıları gibi giyinmişler falan. Yani ilk kez bir etkinliğe böyle hazırlanıyorlar. Bu hani benim kitabım çok iyi gibi bir şeyle söylemiyorum ama o çocukların macera sevmesinden onlara dokunan bir taraf var. Bu çocuklar bu kitaplarla liseye geldiklerinde o zaman belki işte Dostoyevski'ye geçecekler ama şimdi Dostoyevski versek hiçbir zaman iyi okur olmama ihtimalleri var. O yüzden biraz çağa uygun çocuklara yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Çok pardon, ben de buna yakın bir noktadan, sizce Türkiye'deki okur profili ya da daha geniş kapsamlı da alabilirsin istiyorsanız, sizin gözünüzden nasıl bir şey acaba? Okur profili mi?
Yani gençlerle karşılaştığım zaman umduğumdan daha iyimser oluyorum aslında. Yani çeşitli okullara ben de gittim şiir söyleşileri yapmak için. Ve her defasında da korka korka gittim. Ama hep de sürprizle karşılaştım. Yani bazen kötü yönde de oldu sürpriz. Hayal kırıklığına uğradığım yerler de oldu. Ama tersi yönde beni şaşırtan yerler de çok oluyorlar. Ben de merak ediyorum ve şunu soruyorum. Yani 20. yüzyıl gezegeninde kitap okumak daha olağan bir şeydi. Çünkü hani tek kanallı bir televizyonum var. Cep telefonum yok, internetim yok. Bilgisayar oyunları çok dandik falan. Hani eğlenmek için kitap okumam gerekiyor. Fakat şimdi siz yaşıyorsunuz. Tam tersi bir dünyada. Görselliğin baskın olduğu bir dünyada. Hala günümüzde kitap okuyan gençlerin olması bana daha tuhaf geliyor.